Özkan Uğur'un bazı videoları var elimde, onları görelim. Geçmişini silemezsin Özkan Uğur. İsyanım var lan! İpucu beşlisi zamanlarında uzun saçlı ve bıyıklıydın. Şimdi şöyle bir bakınca bayağı da jantiymişsin hani. Galiba uçlarda dolaşmayı seviyordun. Misal MFÖ'nün en pes enstrümanına ve en tiz sesine sen sahiptin. Ve nasıl başarıyordun bilmiyoruz ama oldurama işlerinle bile eğlendirebiliyordun bizleri. Ama kopuktu kopuktu zincir, olduramadım. Dur! Özkan abi, sende ne var? Ne var? Yani hani çocuklara böyle çok enerji patlaması olan çocuklara ne oldu lan, buna arpası mı fazla geldi filan derler ya. Sende böyle bir şey var. Mesela Allah, yarışma sunduğun zaman bile böylesin sen. Orada başka bir karakter var. Orada. Ama yarışmanda filan da var o. Her şeyde var. Senin sunuşlarında, bir yere girişinde, çıkışında böyle bir şey var. Ne oluyor? Nereden geliyor bu? Nereden bir Niye şey... Niye bağırıyorsun ya? Bilmiyorum. İçimizdeki enerji o. Enerji patlaması sahnede oluyor, sunuşta oluyor, her yerde oluyor öyle bir. Size çekmiş Okan Bey. Senden aldık herhalde o elektriği. Enerjiyi. Enerjiyi. Hayır Özkan, mesela Özkan'la tatile çıkılabilir mi? Tatil mi? Evet. Ne çıkılıyor? Dünyanın ya nereye tatile gitsek Özkan ah burada olsaydı deriz. Özkan öyle sevilen, aranan, istenen, gıpta edilen bir çocuktur. Teşekkür ederim. Peki eskiden bugünkü tabirle söyleyeyim, partilemek yapar mıydınız? Partilemek derken. Partilemek yani şimdi gençlerin yaptığı cuma cumartesi geceleri. Evet. Partilemek. Partilemek evet, arkadaşlarımızla beraber olur. Çok. Ben ev partileri evet, değil mi? Ev partileri herhalde evet. Ankara'da ev partileri vardı o zaman. Hayır biz İstanbul'da parti verirdik. Bu da yavrum aynı sokakta ulan dermiş. Oh ne güzel. O kaygısızlar zamanıydı ama yani. Gruba girmeden önce. Hep hayal ediyordum ne zaman. Gruba ne zaman? Girmez miydiniz gruba o zaman? O zaman kaygısızlar çalışıyorlardı zaten. Biz aynı çalışıyoruz evde parti var. Bu da ah diyormuş. Bizim de amatör grubumuz vardı. Ben de ne zaman acaba kaygısızlarda çalacağım diye hep hayal ederdim. Davulcularıyla tanıştım. Grup evine gittik. Ama davulcu acayip bir adammış. Bana anlattı onu. Yalnız Özkan geldi. Bir Fransa'da oturan rahmetli oldu. Sadık diye arkadaşımız da bas gitar çalıyordu. Grup bir müddet İki basçısı oldu grubun. Resmen konserde iki bastan hatırlıyorum yani. John Mayall Blues Brothers'da vardı bir zamanlar hatırlarsın. Evet. Çift bas kullanıyorlardı. Tabii bas partileri böyle devam ettik. Bas partileri bölüşüldü. Birisi de işte dın 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 çalarken öbürsü de dın. Çok feci bir şeydi. Neyse. İkisini birbirine bölüyoruz ki. Öbür basçı ne oldu sonra? Rahmetli oldu. Şu an. Yok sonra rahmetli olmadan önce galiba bu böyle olmayacak, ben ayrılayım dedi. O ayrıldı çok. Evet. Harbi mi rahmetli oldu? Evet. Yok. Rahmetli oldu kendisi. Yoksa işte Sadık, Sadık'tan bahsediyor. Ha anladım. Evet, peki. Yani şey bir durum yok. Rolling Stones gibi bir durum yok yani. Yok. Hayır. Brian Jones'un havuz başında bulunması falan yok gibi. Canım. Yok canım. Yok herhalde. Yani. O da çünkü öldürdü derler biliyorsun. Öyle mi? Tabii. Kate Richards sonra onun kızla çıkıyor ya, Brian Jones'un kızı alıyor. Kate Richards'ın kitabında var galiba. Kate'in o çok mı? Anlatmıyor orada ama Mick Jagger'la bunlar bir liderlik kavgasına düşüyorlar. Kate Richards da bunun kıza göz koyuyor. Yok, Hallenberg mi neydi o? Aslında Keith Richards'ın kitabında davulcusu Mick Jagger'ı pencereden atarken zor tutmuş Keith Richards, biliyor musun? O da acayip bir heriftir. Aman iyi ki biz öyle şeyler yapmamışız ya. Hakikaten cidden pencereden atıyormuş. Peki sonra önce partiye mi katıldın, gruba mı katıldın? Gruba katıldık ve o günden beri de çalıyoruz hala, ne güzel. Evet. Bak görüyorsun Mazhar Fuat Özkan olarak. Devam. Fakat yalan yok. Aynı kravatı 20 küsur yıl boyunca takabilmiş olma tutumluluğun da ayrıca bir etkileyiciydi. Birçok insan hayatında birden çok şey yapar. Şu genç adamı tanıyor musunuz? Tanımam.
Yanındaki genç adamdan bahsediyorum Özkan abi. Bunu mu kastediyor? Anlamadım yanındaki genç. Resimdeki genç adam. Ya arkana bakarsan göreceksin. Aha orada önlerinde monitör yok. Arkana genç bak adam Özkan, Özkan abi. İşte. Hayır onun yanındaki kim? Ayhan mı? Galip mi? Kim o? Ayhan. Ayhan Sıcınoğlu. Evet. Devam. İkinci beşlisi. Çok alanda eserler verir. Fakat çok azı yaptığı her şeyi iyi yapar. İşte sen o çok az insandan biri ola geldin Özkan Uğur. Arkadaşım Şeytan filmindeki rolün bunun ilk ispatlarından biriydi mesela. Canım bundan anlaşılmayacak ne var ya? Adam dün gece saat 1'den sonra bir kayınpeder bulup kızına talip olmuş. Türk sinemasının ikinci yükselişinin simge filmlerinden biri olan Eşkıya'da da vardın. O eğlenceli adam parmaklıklar arkasındaki bir suçluya dönüşü vermişti. Şiş diyecekler beni. Sedat. Kesme, şamata yapma. Dur. Birbirinizin oyunculuğuyla ilgili ne düşünüyorsunuz gerçekten merak ediyorum. Mazhar abi. Özkan da doğuştan yeteneklidir. Fuat da Ferhan da falan gayet güzel oynadı. Ben de zaten tiyatro mezunuyum yani. No problem. Birbirimizden feyiz alırız. No problem. Birbirimizi eleştiririz, tebrik ederiz. Beraber de oynuyorsunuz. Beraber de orada da bir beraberlik var. Birbirinizi mi işe aldırıyorsunuz? Her zaman beraber Okan. Her zaman. Evet. Devam. Kaçmam şart oldu usta. Yalnız filmde Uğur Yücel tarafından talihsiz bir baskına uğradığını ve asrın yan çizişini sergilediğini de unutmuş değiliz. Abi hata yaptım. Tamam kız senedir abi. Bırak gideyim bu işi unutalım abi. Bağışla onları. Ne hikmetse komiser Shakespeare'de yine parmaklıklar arkasındaydın. Filmde ipucu beşlisi dönemindeki uzun saçlı haline mi öykünüyordun ne? Pamuk prensesi hemen al götür buradan. Gora'da yine uzun saçlarınla boy gösterdin. Manalı laflar eden bir bilge olmuştun bu filmde. Enteresan adamsın Karaban Usta. Şu dünyaya dönme konusunu nasıl halledeceğiz? İçindekini çıkaracağız Arif. Sen de olanı sana koyacağız. Ve belli ki bayağı zor bir hayatın vardı. Kaç yıldır buradasın Karaban Usta? 24 yıl oldu. Bayağı zor bir hayatın olmalı. Yahşi Batı ve yine uzun saçlı Özkan Uğur. Yok yok, besbelli özlemiştin uzun saçlı halini. Bu bufalo tokatları ailenize bereket getirecektir. İkinci baharda Tansu'ya evlenme teklif ederken bıyıklarına dair acımasız eleştiriler aldın. Ama yani şimdi kadıncağız pek de haksız sayılmazdı sanki. Benimle evlenir misin Tansu? Sana bir tek şartla evet derim Şecaettin. Evet. Şu iğrenç bıyıklarını keseceksin. İkinci bahar senin için epey hoş bir deneyim olsa gerekti. Bir kere yepyeni insanlarla tanışmana vesile olmuştu. Sizi bir yerden gözüm ısırıyor ama daha önce tanıştık mı biz? Benim de gözüm sizi bir yerden ısırıyor ama vallahi çıkaramadım. Tanışmadığımızdan eminsiniz değil mi? %100. Tanışsaydı kesin hatırlardım. Ağırlığınca altın yarışmasını sundun ve sayende hepimiz bir dönem her cümlenin sonuna mı acaba kalıbını eklemeyi huy edindik. Dön! Mükemmel bir sunucuydun. Sahi mi? Evet. Gerçekten. Sonra ne oldu? Niye bu yarışmalar? Sonra bir tane daha oldu mu hatırlamıyorum ama niye devam etmedi yarışmalar yok, anlamıyorum. O dönemdi. Sonra bıraktık. Artık müzik ağır bastı. Müzikle uğraştık. O evet, öyle bir dönemdi. Oyunculuk, sahnedeki enerji bunların hepsini anlıyorum. Ama özellikle bu yarışma yani bunu da böyle takdimcilik falan gibi şey farklı bir şekilde sunmak ama istedim. Ama burada sendeki enerji gerçekten kimsede yok. Yani hatta dünyada da yayınlanmış en enteresan sunucu diye. Paris'te yarışma çünkü İngiliz formatlıydı. Yarışmanın sahipleri geldiler. Hayır yani bence yani beni World'de, görünce, Earth'te ve kainattaki en önemli sunucu, en manyak sunucu. Çünkü ya burada o zamanlar programdaki medya arkalarını yani sunucunun sakin olması lazım değil mi? Sakin değil işte ben sana i̇şte anlatmıyorum. Evet kötü böyle... onlar gitsin evet sakin evet. Olun. Düşünün derken zaten yarışmacı ne olduğunu şaşırıyorsun orada. Yani öyle bir tip var. Yarışmacı yani, kendisi. Yani adamı mesela evet. Normalde böyle bir tipi görsen dersin ki yani şurada bir yani bir ambulans çağırın filan ya da polis çağırın dersin değil mi? Yani adam ya bir de Özkan'ı tanıyoruz. Enerji patlaması. Özkan'ı tanıyoruz. Ve yani Özkan geliyor böyle soru soruyor. Falan filan. Ya böyle bir tip yok.
Bence bu kariyer devam etmeli. Yok artık. O dönemdi, bitti. Yeni günlere, yeni işlerimize bakalım. Nasıl bitti ya? Ya artık devamlı sunacağız mı canım? Sunuculuk mu yapacağız? Ya bir Allah şifa versin. Kenan Işık bitirdi zaten onu. Yani bu şekilde. Ve ondan sonra gelenler de çok çok ağır ağır ağır. Bir Masar abinin performansını çok beğendim. Teşekkür ederim. Kenan abinin yerine sunduğu programda. Sen de gittin mi oraya bilmiyorum. Gittim. Sen de sundun mu? Ben Fuat de sundum, Fuat da sundu. Fuat abi de sundu tabii mu? Tabii üçümüz de sunduk. Tabii hepimiz çıktık. Hepimiz sunduk. Bedavadan gittiniz. Kaçırmışsın bizimkileri. Olsun, ne olacak? Evet. Bedava olsun. Harikler, harikler. Peki, devam. La Kerda. Acaba. Ama en yaldızlı imzanı tabii ki yine müzik tarihimize attın. Sırf Güllerin İçinden'in bas partisyonu bile adını dünya müziğinin altın sayfalarına yazdırmana yeterdi. Solosunu Erkan Oğur atmıştır. Kesinlikle. Sen de hiç ihmal etmezsin evet, her seferinde bunu söylemeyi. Canlandırıyorum sahnede. Bu evet bu gerçek soloyu o atmıştır. Hakkaniyetin gerçek içinde soluyu. Bu hakkaniyetin içinde zaten Masar abi, Fuat abi de öyledir. Bir kere de bunun tebriğini alıp da Erkan abinin ismini söylemediğin olmadı. Eyvallah. Gerek konserde bunun orijinali Erkan Oğur'a aittir ama ben onu çalıyorum filan ama burada başka bir şey var. Eyvallah. Erkan Oğur bunu perdesiz gitarda çalıyordu. Evet, ben onu bunu dünyada perdesiz basta çalabilmek mümkün değildi ve sen onu yaptın. Mümkündür canım. Ben de kendi yorumumu kattım. Hadi canım, hadi canım. Sakin ol. Okan, tamam, sakin ol. Sen sakin olsaydın böyle olmayacaktım zaten. Devam. Özkan Uğur, geçmişini silemezsin.